Arkadaşlar merhaba hepinize. Yarınki İstanbul altısının tahminlerini vereceğim. Özellikle ikinci altılı çok büyük paralara gidebilecek gibi görünüyor. Zor bir altılı. İlk altılı nispeten belki biraz daha kolay. Ondan önce kısaca Ankara yolu sonuçlarına hemen bir bakalım. Yani ilk ayakta Onkel Paşa geldi. Verdiğimiz atlardan biriydi. İkinci ayakta Bedestan çok iyi koştu. Yani uzun gelebilir diye düşündüm ama hiç kesmedi. Çok harika koştu. Burada Panşmahal'a Ahmet Çelik bence çok bekletti. Yani o kadar geriden öyle bir sprint yapamaz zaten yani. Kara Eski aslında tek olabilirdi ama Balkan çok tutuyordu. Ben beklediğim yarışı yapamadı. Asra Set'in bu yarışında yine Ahmet Çelik çabuklu her yerde tutuyordu. Arttıramadı. Çok ilginç. Yani 200'de dışarı aldı. Sanki gelip rakiplerini kolay ekart edecek gibi görünüyordu ama Atiç gitmedi. Ateşte'ye önerdiğimiz atlardan biriydi. Bak Yavru ikinci atımız, Kıvılcım Kız üçüncü atı. Burada ilk üçü bildik. Sertberk çok koştu. Yani o kadar şanslılık yaşamasına rağmen ben Taşan'ı bayağı bir övdüm yani. Ve de tabii ilk grup bir birinciliğini alabilir dedim ama dediğim kadar da koştu. Güzel koştu Taşan ama Sertberk çok talihsizlik yaşamasına rağmen geçilmedi. Bu gruplar yani zor. Sertberk geçilmez gibi görünüyor. Gökçe Bayır bankomuzda yanıltmadı. Ondan sonra Eğirmen'de yine ilk atımızda Express Kit'te verdiğimiz atlardan biriydi. 1-2 oldular. Son ayakta da 6-1-2 verdiğimiz atlardan biriydi. Pek bir para vermedi zaten altılı. Tutturamadık. Hayırlısı. Bakalım yarınki İstanbul yarışlarında ne yapacağız? Hemen birinci koşudan başlıyoruz. Yani muhtemelen Baba Dallas ve Karkız favori çıkabilirler. Kim favori çıkar tahmin edemiyorum ama Baba Dallas'ın son yarışı çok parlaktı. Fakat yani 1400'den sonra sanki biraz böyle zorlanıyormuş izlenimi verdi bana. Karkız kaçacak, Baba Dallas kovalacak büyük ihtimalle. Belki Line of Babylon falan da girebilir ilk 2-3, yani böyle çok baskı yapmaz da. Ben iki yarış gören, startta da fazla kalmayacağını düşündüğüm, en fazla 2 boy kalır diye tahmin ettiğim 4 numaralı Pickup'un artık kıvama geldiğini ve bu nispeten hızlanacak olan bu yarışta sonlarda aralardan böyle kısa bir sprinti var Pickup'un. Tuta tuta gelip aralardan çıkıp bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Yarış 1400 olsaydı açıkçası Baba Dallas daha şanslı olduğunu düşünüyordum ama 1600'de bence Picabo bu yarışı kazanacaktır benim bankom. İkinci ayağa geldiğimizde yani Polpo rakiplerinden iyi görünüyor ama çok güven veren bir at değil. Yani çok favoriyken gelmiyor, hiç beklenmedik zamanlarda rahat geliyor. Sanki biraz daha sentetiği daha iyi gibi. O yüzden burada sürpriz arayacağım. İlk atım yine 1 numara Polpo ama 2 numara Anadolu Şahin ilk kez çime çıkacak kardeşi çok iyi yarışlar yaptı. Ufak tefek bir kardeşi vardı, şimdi ismini hatırlamadan bakayım. Fiziği falan çok fazla. Şarlatan. Yani ufacık bir at ama çok güzel koşuyor. Zaman zaman çok kaliteli atlara geçtiği yarışlar da var. Bu at da Çin'de iyi koşacak gibi bir izlenim verdi bana Anadolu Şahin'i. 6 numara Astralok da sanki Çin'de iyi bir yarış yapacak gibi, İtman'ı da beğendim. Bir de 4 numara Rammstein diyorum. 1-2-6-4. Günün 3. koşusu iki tane kayaların atı. 1 ve 3. Erlikan ve Sultan Beşir. Birbirinden ayırmıyorum. Her ikisi de bence şanslı. Erlikan ilk kez çime çıkacak ama yapar diye düşünüyorum. Sultan Beşir zaten çimde 1.18 küsur yapmış. Tek kafama takılan Sultan Beşir yani dil bağıyla koşup güzel bir yarış yapmış. Kapalı gözlük takmışlar. Acaba Görkem mi söyledi? 1.18.81 yarış yaptıktan sonra kapalı gözlük dil bağına dönmüş. Vardır bir bildikleri diyorum. 1-3. Geldik günün 4. koşusu, zor bir yarış. 1100 metre süratli bir yarış olacak. 1 numaralı starttan çıkan 4 numaralı sahipte hemen yarış başlar başlamaz viraj geliyor. Numarayı kimseye vereceğini düşünmüyorum starttan sağlıklı çıkarsa. En şanslı attır 4 numaralı sahipte bu mesafede. 2 numara Malemoha ağır kilolu ama grubun kaliteli atlarından biri, iyi bir yarış yapabilir. 6 numara Maçak Hızı böyle hızlı giden yarışlarda geriden böyle güzel bir sprint atıp geliyor. Yine 5 numara Captain Swing böyle mesafeleri çok koşar. Son Bursa yarışında 300'lerin oralarda gayet iyi görünürdü. Sonlarda kesti. Ama bu kez Çin'de daha iyi bir at bence. Ve son at olarak da 9 numara Libertalia'da Görkem'le sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. 4-2-6-5-9. Günün 5. koşusu bu meydan dışarıya ait yarış çok zor geldi bana. 10 tane at söyleyeceğim. Ayırt etmeden yazın. Yazabiliyorsanız, bütçeniz yetiyorsa. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ama bu kadar atı yazmamıza rağmen dengesiz bir at çıkıp gelebilir. Yarışta 8 numara Lollipop şanslı görünüyor ama
Dediğim gibi mesafede 1900'e çıkıyor. Çok da güven veren atlar değil. O yüzden çok atla geçtim. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 7 numara Sülünbike son Bursa yarışında özellikle Kara Mustafa'nın tatlı faullerine maruz kaldı ve sürekli dışarılara itti onu. Dolayısıyla daha iyi yerde bitirebileceği bir yarışı 3. bitirdi. Sonlardaki atakları güzeldi. Sentetiği daha çok sever. Uzun ve etkili. Tolga Yıldız yarın önüne alacaktır. Kaçak atları ondan arkasında bekleyip düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır. İlk şanslı atımdır 7 numara Sülümbike. 5 numara Kardeşcan son çim yarışı hariç ondan önceki yarışında toparlandı. Sentetiği fena değil. Tabii ki Kabakum kadar iyi değil ama yine iyi koşabilir. 6 numaralı Özgün Stone çok formda geliyor bu yarışa. Tatlı tatlı gelip düzlükte rakiplerini avlamaya çalışacak. Bir de 4 numaralı Kara Mustafa'yı da yazıp burayı geçebiliriz. O da formda. Çimde bile 3-1 yaptı. Sentetikte biraz daha iyi. 7-5-6-4. 4 atla burayı geçelim. Günün 7. koşusu yine klasik olacak ama 14 atlı zor bir yarış. 14 numara Kızılşahin son yarışa anlam veremedim ama kilosu çok uygun. 13 numaralı Ciğer denen uzunda daha etkili bir at bence. İyi bir yarış yapabilir. 10 numara Tatavla 2 yarış gördü. Metin Hamer ile iyi bir yarış yapabilir. 8 numara Havza Aslanı. 9 numaralı Subike ve 5 numara Nakış diyorum. Yani bu yarışta da en büyük sıkıntı kaçak at yok. Muhtemelen Dobi kaçar diye tahmin ediyorum ama hiç beklenmedik bir atta çıkıp numarayı alabilir. 14, 13, 10, 8, 9, 5. Günün 8. koşusunda son yarışın çok beğendiğim 1 numara Queen Ayça bence aynı şanslı at ama bu 11 numaralı Mor Salkım da uzun ve fena koşmuyor. Grace Tom yavrusu iyi bir yarış yapabilir. Ben Jack Paradise'ı bilmiyorum. Son yarışta çok tutuyordum. Geliyor gibi oluyor ama gelemiyor bir türlü. Bütçeyi çok arttırmamak adına onu yazamadım. 1-11 ama büyük oynayan arkadaşlar varsa 2'yi de ekleyebilirler. Ama benim bütçeme sığmadı. 1-11. Günün son koşusunda ise şu anda rakiplerine göre 2 tane at rakiplerinden daha hazır görünüyor. Bunlardan da bunlar 1 numara Canım Çıtır ve 2 numara Aslı Yüce ama Aslı Yüce de mesafe avantajı var. 1'de 2 yarışı gayet iyi. 1 ve 2 oldu. Atın hemen önlere gelecektir. 3-4 gidip düzlükte hamle yapacaktır. Muhtemelen Sulari Kız, Kırmızı Su, Avernalı Kız, Aleyna Sultan gibi atlar öne gelecekler. Aslı Yüce de bunların arkasında 4-5 gidip düzlükte hamle yapacaktır. Canım Çıtır da sonlarda gelecektir ama yetiştiremez diye tahmin ediyorum. Ben 2 numara Aslı Yüce'yi bu zorlu programda riske girip sizlere banko olarak öneriyorum. Atın sudan iyi yer tutarsa ki tutacağını düşünüyorum atı tanıyor. Sonlarda güçlü gelip bu yarışı kazanacaktır. Benim bankomdur. Hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 5093. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar ve iyi pazarlar. Hoşça kalın.